Assalamu alaikum hammaga. Men Qodirova Chora, sen sizlar bilan Whitehall o'quv markazida General English darslarimizni davom etamiz. Bu ikinci dersimiz present continuous. Present continuous. Biz bilamiz, present continuous zamanı hozirgi davomli zaman. Ya'ni nutq gapirilayotgan paytda sodir bo'layotgan ish harakatlarni aytishda biz foydalanamiz. Masalan, hozir men chat turibman. I am writing. Men yazıyapman. I am writing. Bunda dere şeklini yazışımız için bize ege'den faydalanamız. Keyin to be. To be yardımcı fiilinden faydalanamız. Ve fiile ing koşamız. Verb ing. Ve anıklıcı, doldurucu, hal. Mesela egelerimiz I, we, you, they, he, she, it bo'ladigan bo'lsa, he, she, it bo'lsa, yozilmayapti. I, to be, am. We, you, they uchun biz foydalanamiz are'dan. He, she, it uchun foydalanamiz biz is'dan. Ya'ni gap tuzamiz. I am listening music. Now, men musika eshityapman hozir. Ya'ni men gaplab turibman va shu paytning ichida shu ish harakatni bajarib turibman. Biz o'rganyapmiz ingliz tilini. We are learning English. Biz o'rganyapmiz ingliz tilini. U gapiryapti menga yoki u qarayapti menga. He is looking at me. U qarayapti menga. Ya'ni bu yerda hammasini ko'rishimiz mumkin. To be'dan keyin fe'limizga ing, ya'ni yapti ma'nosini beruvchi qo'shimchamiz qo'shilib turibdi. Endi biz darak shaklini o'rgandik. Demak, darak shaklinda egalarimizni qo'yamiz ekan. I, we, you, they, he, she, it. Va must to be'larimizni qo'yamiz ekan. Am, is, are. Fe'limizga ing qo'shamiz ekan. Fe'lni birinchi shaklini ing va aniqlovchi, to'ldiruvchi hol. Endi biz so'roq shaklini yasashimiz uchun egadan keyin kelgan to be'ni egadan oldinga o'tib ketamiz. Masalan, darak shaklinda ega birinchi kelgan bo'lsa, to be ikinchidir. Endi to be ni biz o'tkizamiz egadan oldinga. Masalan, they are playing. Ular o'ynayapti. In the yard. No. Ular hozir hovlida o'ynashyapti. Ular hozir hovlida o'ynashyaptimi deyishimiz uchun biz egadan kelgan to be ni egadan oldinga o'tkazamiz. Are they playing now? Are they playing yard now? Ular hozir hovlida o'ynashyaptimi? Endi so'roq gapimizga har doim javob bo'lishi kerak. Qisqa javob beramiz. Yes. They are yoki no. They are not. Endi darak shaklini o'rgandik. Soroq shaklini o'rgandik. Soroq shaklini egadan keyingi ham to be'ni egadan oldin o'tkazamiz ekan. Endi biz inkor shaklini aytishimiz kerak. Ya'ni biron-bir ish harakatini qilmayapman, qilmayapmiz, qilmayaptilar deb. Ya'ni egadan keyin kelgan to be'ga notni qo'shamiz ekan. Ya'ni ega plus to be plus not plus verb ing va aniqlovchi, to'ldiruvchi hol. Masalan, we are not writing a letter. Biz yozmayapmiz xat. Va yana har bir zamonda signal sözü bor. Bu zamonda ham signal sözleri bor. Signal sözlerimiz always. Yani o'tgan dersimizde aytgan always. Her daim sözü bu zamanda ham işletilir. Yani always sözü bu zamanda biron bir iş hareketten şikayet kılıç manasında işletsek bo'ladi. Çiğit.
Selam. Signal sözleri. Always. Listen. Shh. And look. Always. Her daim. Şikayet manasında işitemiz. Mesela he is always eating at lesson. O derste yegene yegen. Listen. Eşit. Mesela listen. He is singing. Eşit. O küle yaptı. Yani ben ayı tutturman bramır iş hareket. Gepirlik turgan boyutta sadır bu tuttu. Şşş. Yani cim. Şşş. Baby is sleeping. Yani bala uxla yaptı. Look. Karada yani. Look. They are fighting to each other. Ular bir-birini kentekleş yaptı. Degen ben oladı. İşletsek. Bola degen. Şu bilen dersimiz tügedi. Eğer dersimizlere makul bolsa, motivasiya buluşunu unutmayın.